Efendim selamlar. Bugün çok ilginç bir haber okudum dün daha doğrusu. Ama bugün paylaşmak istedim. Bu arada ben uyumuş değilim henüz onu söyleyeyim. Yani belki halinden anlaşılıyordur. Çünkü haber çok şaşırtıcıydı. Efendim hazırlıklı olun. Türk yalan makinesi icat ediliyor. Şaşırdınız mı? Şaşırmayın. Evet, yerli yalan makinesi yapıyorlarmış. Üsküdar Üniversitesi'nin kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan geliştirdikleri yerli yalan makinesi projesiyle ilgili şunları söyledi diyor gazete. Yalan bir insanın inanmadığı şeyleri söylemesidir ve bir kimsenin inandığı veya inanmadığı bir şeyi söylediği zaman beyninde oluşan tepkiler farklı oluyor. Beyindeki sinir iletisi, oksijen ve glikoz tüketimi de farklı oluyor. Bu özelliklerle bir insanın beyninin yalanla tepkisini ölçebiliyoruz dedi. Şimdi ben de bu haberi okuyunca hemen yemedim içmedim gecenin bir saati sipariş verdim ve yazılımı internetten aldım. Bugün Türk yalan makinesini üzerimde deneyeceğiz. Bir ilk. Düşünün ben Boston'dayım ve Türk yalan makinesini şu anda buraya getirttim. Sizle beraber testini yapacağız. Umarım başarılı oluruz. Ben tabii beyefendiyi tebrik etmek istiyorum yani bu işe katkı sunan herkesi. Çünkü Türk yalan makinesi milli yalan makinamız. Güzel bir şey yani. Bakalım bir deneyelim. Bakalım başarılı olacak mıyız? Cihazı da bir dakika şöyle. Evet şunu da ayarlayalım. Şöyle yapalım. Evet. Alo alo. Test 1, 2, 3 deneme. Benim adım Abdülmuttalip 2023. Ben bir yalan makinesi cihazıyım. Evet. Türk bilim adamları tarafından geliştirildim. Tamamıyla Türk kültürünü, görüneklerini ve geleneklerini içime almışsın. Şimdi test için hazırsanız hazırım. Ben sizi yalan makinesine konuşlandırıyorum. Tamam. Lütfen kurallara dikkat edelim. Dikkat ederiz. Başlamadan önce lütfen töbe bismillah deyin. Neyi? De la. Neydi? Töbe bismillah de. Töbe bismillah. Ne desene? Dedim töbe bismillah. Töbe estağfurullah. Güzel. Peki. Şimdi. Hı. Hazır mısın? Hazır. Hazır? Hazır değilsen ona göre. Ya hazırım. Niye hazır olmayayım? Yani benim... Hazırım. Niye sesin titriyor? Niye öyle bir bocaladın? Niye bir öyle pis pis baktın? He? Kıvrandım senden. Ne alakası var ya? Ben niye pis bakayım? Tamam sus. Peki. Şimdi hazır mısın dedikten sonra içinden 3 say ve sorularıma cevap ver. Peki. Cemaat yapısıyla bir ilişkin var mı? Cemaat yapısıyla ne ilişkim olacak benim de? Anlamsız bir soru bu ya. Ya oğlum biraz samimi konuş lan. Yani hayır samimi... Niye tedirginsin? Değilim. Ekmek Kur'an çapsındı. Ne? Ekmek Kur'an çapsındı. Ekmek Kur'an çapsın. Dedim işte ekmek Kur'an çapsın. Hal bağlı. Soru 2. Hı. Darbe planı yapmak gibi bir teşebbüsünüz oldu mu? Ya darbe de benim ne işim olur abi gözünü seveyim saçmalamayın. Yemin hiç. Ne? Neyi mi? İki gözümü ömaksın de. Ne iki? De lan. İki gözümü ömaksın de. İki gözümü ömaksın. He? Desene. Dediğim iki gözümü ömaksın. Ya senin makinenin de yazılma. Benim yazılıma bok atma lan. Terbiyesiz. Devam ediyoruz. Taş hiyeci... Dur la bunu diyemiyorum. Soru 3. Taş hiyecilerden misin? Taş hiyecileştirebildiklerimizden misin? Vallahi söyleyemediğin şeyi anlayamadım. Onu söyleyeyim yani. Ne demek istediğini anlamadım. Sabaha çıkmak nasip olmasın de. Anlamadım ya.
sabaha çıkmak nasip olmasın diyor. Sabaha çıkmak nasip olmaz. Anlamadım. Bilmiyorum ya taşıyıcıyla ilgili bir şey. İki gözüm önüme aksın de. Uf. Dedi. İki gözüm önüme aksın de. İki gözüm önüme aksın. Ekmek Kur'an çarpsın de. Ekmek Kur'an. Allah bin türlü belamı versin de. Allah bin türlü belamı versin. Ekmek Kur'an çarpsın. İki tam gözüm. Çekilebilirsin. Biz sonucu bildireceğiz sana. Çok teşekkür ederim. Terbiyesiz. Ben Abdülmuttalip 2023 yalan makinasıyım. Kaydımız burada sona ermiştir. Ekmek Kur'an çarpsın. Hamit abi kapatsana la beni. Kapat. Allah razı olsun abi. Hadi hayırlı işler, hayırlı nöbetler. Özür dilerim, ben kapatıyorum.